Değiştir. Bu mu? Değiştir. Bu mu? Tamam bu. Yok, ne yapıyorsun? Hadi be, reklama girdi. Değiştir. Aa, hayatım değiştirmesin. Reklam yasası değişti artık. Reklamlar çok uzun değil yani. Hemen devam edecek. Hiç öteki kanala geçmeye değmez. Bak devam edecek. Bir dakika. Ben alışamadım daha bu yeni reklamlara. Değiştir, değiştir. Peki efendim. Bu. Değiştir. Tamam mı? Haber kanalına gel. Değiştir. Değiştir. Tamam bu. Oldu mu? Ay dur. Geç. Otur oraya gene. Oo, bak içimi kararttı bu. Sen bir müzik kanalı falan bul. Değiştir. Bu nasıl? Değiştir. Haluk ne yapıyorsun? Zapping yapıyorum. Çocuk kumanda mı? Uzaktan kumanda gibi her biri değiştir. Evet baba, kal bir kanalda izle. Ne olacak canım, genç o. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bayılıyorum böyle yani. Böyle kalabalık aileyiz ya. Bak ne güzel yardımlaşma oluyor, böyle dayanışma oluyor. Şimdi belki olmasaydı ben o kanalları kime değiştirtecektim? Bakıyorum. Ha, kalkayım mı? Değiştir. Haluk yeter ama değiştir. Merhaba kızım. Nasılsın bakayım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Andres abi. Geç hadi. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Geçin. Benim anne. Merhaba, hoş geldiniz. Geçin şöyle. Geçin. Gel. Kızım. Olsun, gidelim. Sanım. Görmediniz. Buyurun. Ay kusuru kalman galiba. Böyle çat kapı geliverdik. Ne kusuru kalacak ya canım? Burası bizim oğlumuzun evi. Öyle değil mi Haluk Bey? Tabii ki canım. Yani kusura bakacak bir durum mu var? Ben çağırdım sizi. Hem çat kapı sayılmaz. Haluk Bey çağırdı. Meltem Hanım, benim karnım acıktı. Şöyle yiyecek güzel bir şeyler var mı? Hazırlayabilsen yiysem. Haluk. Mutfak. Tabii, buyur. Tamam, ben de nasıl ayarlarız. Sağ ol. Haluk, bu ne? Nerede? Eve misafir çağırıyorsun ve benim haberim olmuyor. Bunlar misafir değil. Çocuklarının evi sayılır. Bu çocuklar daha evli değil Haluk. Evet ama Berke artık bu evde oturuyor yani. Buna alışsan iyi olur. Yok. Tam yemek saati. Ben bu insanları ne çıkaracağım şimdi? Canım onlar yabancı mı? Önlerine ne koysan yerler. Allah Allah. Bak, Berke artık bu evde oturduğuna göre böyle şeylere alışman gerekiyor. Hani dün öyle diyordun ya. Bu böyle olmaz Haluk. Nasıl olmaz? Abi böyle olmaz Haluk. Sen bana da biliyor musun? Sen diyordun ben. Daha go. Koyuyorum. Onu andı go. Doktor buna ne yersen ye dedi. O ne demek şimdi? Ne demek olacak? Diyeti bıraktı gari. Haberin yok mu senin? Allah Allah. Şimdi adam bıktırdı, burasını getirdi. Dedi ki bunun artık diyeti miyeti kalmadı, ben koyverdim dedi. Diyet miyet yok, bundan sonra istediğini yiyebilecek. Hiç olmadı ama bu Menderes Bey. Bu bakayım. Niye bıraktınız babacığım? Vallahi bu kaynanan gelin bıdı bıdısından. Ondan bıraktım, bıktım usandım. Onlar böyle yapınca gari ben stresi giriyorum. Stresi girince de kendimi yemeğe veriyorum. Menderes Bey, bu hiç iyi olmamış yani. Ne güzel kilo veriyordunuz. Aman, ölmek istiyorsa ölsün Meltem Hanım. Ben bundan mı uğraşacağım? Allah Allah. İyi çatlasın gari. Olur mu öyle şey Nurten Hanım? Allah korusun. Allah Allah. İnsan kendini korumazsa Allah nasıl koruyacak? Bırakın gari bunu, ötünaze etsin. Baba, söylenenleri ciddiye al. Lütfen. Daha ne kadar yaşayacağız canım? Dünyayı kazık mı çakacağım? Boş ver. Abi,
Sen yap hadi gırtlağını tutu ve torun torunu göreceksin. Yengem ağzını hep var verip durmaya. Bir şey olmaz bana, işin bak sen hadi. Kim bakar, söyleyeni bak. Yiyip dur orada. Yavaş ye. Yavaş ye. Tıkan cengari. Ya sen benim lokmalarımı sayıyorsun. Aha. Yenge merak etme. Nerede duracağını biliyor. Ha biliyor. Ha. Öyle bile bile 500 kiloya geldi. Havarım ama. Menderes abi bari böyle yürüyüş mürüyüş yap. Bir egzersiz yap. Öyle temelli bırakma. Haluk Bey yürüyüş konusunda eski günden döndü galiba. Oturuyor salonda. Rakısını içiyor. Rakı bittikten sonra mutfağa gidiyor. Dolduruyor. Salonu geliyor. İçiyor, yeni bitiriyor. Ondan sonra yeni gidiyor, dolduruyor, geliyor. İşte bunun yürüyüşü bu. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız.